Her ki derman kerd mercani mera bordugencudur mercani mera Her kim diyor derman toplayıp getirdiyse benim canıma şah ya o hazineleri var ya benim hazinem incim mercanım ne kıymetlim varsa alsın götürsün işte size fermanım. Benim sevdalımı iyileştirin, benim cananımı iyileştirin. Bütün hazinelerim sizin. Neyim varsa hepsi sizin dedi. Şah. He. İkinci etap bu. Aşkta. Birinci de aslında en kıymetlisini söyledi. Ney? Benim canımı boş ver onun canına. Ama ikinci de bu da çok önemli. Hele hele bizim gibiler. Şu zaman insanı için çok önemli. Neden? Şu zaman insanında çünkü canından çok daha kıymetli olan ney? parası. Malı, mülkü, stok yaptığı hazinesi ona da işaret ediyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki benim sevgilim için çalışan, onun için uğraşan benim malım, mülküm hepsi onun olsun. Yani diyor ki gerçek aşıksan kardeşim, aşkın hakikatine varmak istiyorsan eğer, Evliyaullah'ın kalbi gibi bir kalbe sahip olmak istiyorsan eğer, candan da geçeceksin, maldan da geçeceksin. Hiçbir ehemmiyeti olmayacak. Ser canını yar yoluna, ser canını, malını da canan yoluna. Dert etme. Aşık dediğim böyle olur. Aynı şekilde diğer taraftan da baktığımız zaman bu beytlere, kalbini terbiye edecek sultana gittiğin zaman, kalbinden başka neyin varsa hepsini at bir kenarıya. Kalbinin terbiyesi için geçeceksin her şeyden. Sen benim kalbimin küduratını, kirlerini temizle de. Ey sultanım, canım da senin, malım da senin. Önemli değil. Hazreti Ebubekir Sıddık gibi bugünün insanları, bu para peşinde koşan insanlar Allah yolunda giderken parasını harcayana enayi diyorlar. Estağfirullah elazîm. Halbuki malını da canını da umursamayıp Hz. Fakri Cihan'ın yolundan giden Hz. Ebubekir Sıddık bütün sahabilerin şahı oldu. Resul-i Ekrem'in birinci halifesi oldu. Allahu Ekber. Neden? Canını da umursamadı onun yolunda, malını da umursamadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret emri gelmiş, sahabisine bildirdi. Fakat Efendimiz gidecek mi, gitmeyecek mi bilmiyorlar. Allah'ın emri geldi, hicret edilecek artık. Hazreti Ebubekir Sıddık geldi, peygamberi Zişan'dan izin istedi. Ya Resulallah hicrete gitmek istiyorum. Bak işte, Efendimiz'e yakınlığa bak sen. Efendimiz'in ona olan muhabbetine bak. Nasıl erdi bu muhabbete? 13 sene bir onu çok çertemediler Resul-i Ekrem'in yanında. Miraç hadisesi olduğu zaman hemen Hazreti Ebubekir'e koştular. Biliyorlar her noktada Efendimiz'in yanında olduğunu. Şimdi koparttık diyor o arkadaşıyla arasını. Ne dedi? O dediyse doğrudur. Hatta daha da üstün bir laf dedi. Bundan yüz kat daha sizin inanamayacağınız kadar acayip bir şey dese ona da inanırım dedi. Hiç sorun değil. Ben cananımı tanırım ya. Ben sevdalımı tanırım. Onun kalbi göklere bağlıdır. Cibril iniyor şöyle baktığı zaman Resul-i Ekrem yukarıya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle geldi Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah hicret için izin isterim. Resul-i Ekrem dedi ki sen dur. Ben ümit ediyorum ki bize de hicret için izin gelsin. Beraber gideriz. Allah Allah Hz. Ebubekir'in makamına bak sen. Ya Resulallah dedi böyle gözleri açıldı Hz. Ebubekir'in. Öyle bir imkan mı var dedi. Allahu Ekber. Öyle bir imkan mı var? Öyle ümit ediyorum. Tamam. Gitti Hazreti Ebubekir evine. Cebrail Aleyhisselam geldi. Bu akşam çıkacaksın. Canını sana feda edecek birisini yerine bırak. Hazreti Ali'yi çağırdı. resul Ekrem. Allah Allah. Bak bunlar hep hikmet. Hep hikmet bunlar. Şimdi mesela bugüne kadar tarikat yolu geliyor. Kimden geliyor? Bir Hazreti Ali koluyla bir Hazreti Ebubekir Sıddık. Ya hep sır. Biraz önce ne dedik? Cani men sahlest. Benim canım kolay. Hazreti Ali işte. Benim canım kolay. Canı canane must, O benim canımın can. Ona dokunmasın kimse. Beni öldürün kolay. Her defasında ne vakit ölü olsa atladı Hazreti Ali. Resul-i Ekrem'e gelmesin bana gelsin diye. Resul-i Ekrem de her defasında onu Cibril'e emanet etti. <laughs> Cibril'e emanet etti Hazreti Ali. Dokunamadı kimse ona. Ondan sonra Hazreti Ali tabi Peygamber Zişan yerine yattı. Resul-i Ekrem'e Cebrail Aleyhisselam öğretmişti. Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyacaksın. Çıkacaksın seni görmeyecekler. O etrafında seni öldürmek için toplanmış olan müşriklerin başlarına toprağa saçıp gideceksin. Aynısını yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah resmen onları alaya aldı. Başlarına toprak saçtı onların. Rezilsiniz, ahmaksınız, neyin rezaletiydi bu biliyor musunuz? Öldürmeye gelmenin değil, size yerin göğün görüp görebileceği en ulu sultanı gönderdim. 13 sene aranızda kaldı. Aç kaldı, susuz kaldı göndermedim. Sıkıntı çekti göndermedim. Artık onu kaybediyorsunuz. Yazıklar olsun size demekti bu. Siz kimsiniz benim Habibime mısınız? Yerin göğün sahibi benim ya. Ufacık bir kulsun sen nesin? Bir anda canın gidiyor. Hani yaşlılar gitti diyorsun ya, genç de bir anda gidiyor ya. Bir anda sönüyor canı yani. Allah kün dedi mi bitti. Nesin sen ey insan? Neyine güveniyorsun yani? Hazreti Ebu Bekri Sıddik'in evine geldiği zaman Resul-i Ekrem Hazreti Ebubekir mutluluktan ağlamaya başladı ağlamaya. Efendim geldi beraber hicrete gideceğiz diye ağlıyor. Mutluluktan ağlıyor. Aşk böyle bir şey kardeşim. Canı vermiş, malı vermiş, evi, iyali her şeyi terk edip gidiyor. Hiç mühim değil. Resul-i Ekrem'siz gidecek diye canı yanıyordu. Resul-i Ekrem su serpti ona. Bekle beraber gideceğiz diye. Ve o hicret yolunda dedik ya biraz önce canı men sehlest benim canıma bir ziyan gelecek. Kolay. Sorun değil. Aşkı anlatıyor Mevlana. Hikayeyi söylüyor ama size. Hakiki aşkı anlatıyor burada yani. Benim canıma mı gelecekmiş? Sehlest kolay. Canı cananem o benim canımın cananı odur. Ona gelmesin. Hz. Ebubekir Sıddık o hicret yolunda diyor, Efendimizin bir arkasında, bir sağında, bir solunda, bir önünde. Ne yapıyorsun ya Ebu Bekir dedi. resul ne yapıyorsun? Dedik ki ya Resulallah arkadan gelecekler diye düşünüyorum arkanıza geçiyorum. Önden gelirler diye aklıma geliyor önünüze geçiyorum. Sağınızdan gelirler saldırılar sağınıza, solun kalbi ve nereden gelirse o tarafa geçiyorum dedi. Ve belirli bir vakit gittikten sonra diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kademi şerifleri ayakkabısı dardı. Allah Allah. Efendimizin ayakkabısı dardı. Ayağını rahatsız etti. Ayakkabıyı çıkartmak durumunda kaldı. Ayakkabıyı çıkartınca yere bastırmadı onu Hazreti Bekir. Sırtlandı. Sevr dağına çıktınız mı hiç? O da tek başımıza zor bela çıkıyoruz ya. Canımız çıkıyor ya çıkana kadar tabiri caizse. O kadar yüksek, o kadar uzun. Sırtını aldı Hazreti Öbekir. Sırtında çıkarttı Efendimiz'i. Tabi temas biliyor musunuz? Mana ehline temas manevi bereket getirir. resul Ekrem'i sırtına alması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevir mağarasında verecek ya ona sırlar. O üç gün, üç gün orada kaldılar. Nakşibendi tarikatının ulu sırrını akıtacak ya oraya. Ondaki bütün uygun olmayan hali siliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa izin verir mi sırtını alsın diye onu? İzin veriyor. Yetiştirmek için yani. Ve geldiler mağaranın başına. Ya Resulullah siz bekleyin. Neden? Ben bir gireyim. Bir haşerat var mı? Ziyan dokunduracak bir şey var mı? Bir bakayım. Varsa ziyan bana gelsin. Size gelmesin. İşte Mevlana Hazretleri'nin beyitlerini anlattığı aşık böyle bir aşık. Bu bu olmayan bir şey değil, bu hayal değil, bu hakikat. Gerçek aşık yolu bu. Böyle gidiyor bu yol. Canı da sereceksin, malı da sereceksin ve arkana bakmayacaksın bile. Tedirginlik duymayacaksın bile. Kalbine bakacaksın. Nur akıyor mu? Huzur akıyor mu? Feyiz akıyor mu? Benden daha mutlusu olamaz. Benden daha zengini olamaz. Bunu anlayacağım. Hazreti Ebubekir'den mutlu kim olabilir? Yahu ben peygamberin yoluna malı sermişim. Allah bunu görmüyor mu? Celle Celaluhu. Onu bana kat kat döndürmeyecek mi? Döndürecek zaten. Ama umurumda değil. Dönsün ya da dönmesin. Ben en büyük cevheri Erişmişim ya. O Hazreti Ebu Bekir'di, o peygamberdi diyen insan peygamberin nurunu tanımıyor demektir. Otur kıyamete kadar devam edecek. Bitmeyecek. Kalpten kalbe yol bıraktı Resul-i Ekrem. Bugün sen hakiki bir mürşidi kalbine getirdin mi, ona kalbini döndün mü? Onların taşıdığı nur Resul-i Ekrem'in nurudur. Şeksiz şüphesiz. Biz ondan müştakız onlara.